diyeceğim. Dün akşam bir olay yaşandı. Dün İstanbul'un değişik yerlerine pankartlar asıldı. Seni sırtından hançerleyenlere oy yok diye. Kemal Kılıçdaroğlu gönülleri. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun troll bilinen isimleri önce paylaştılar. Sonra baktılar ki ulan bir şey yanlışlık yapıyor. Sildiler arkadaşlar attıkları tweetleri. Sonra bu afişlerin Saraçhane tarafından, Ekrem İmamoğlu tarafından organize edildiğine yönelik olarak bir algı oluşturmaya başladılar. Başta Tolgağan Erdoğan denilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel trolü sevgili arkadaşlar. Ve sonra ilginç Rıfat Serdaroğlu 24 Mart 2024 tarihinde bir paylaşım yaptı. Dedi ki ey Kılıçdaroğlu, Erdoğan diktesinin sona ermesi için herkes çalışıyor, destek veriyor. Sizin hiç mi sorumluluğunuz yok dedi. Erdoğan tekrar hile ile de olsa kazanırsa çok mu sevineceksiniz? Son haftaya giriyoruz. Kaldırın kıçınızı da nerede seviliyorsanız oraya gidip sizi genel başkan yapan partinize oy isteyin. Eğer utanma duygunuz kaldıysa tabii ki dedi. Şimdi bu paylaşımı yapıldıktan sonra sevgili arkadaşlar, yapıldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilinen anketçisi, gazetecisi, genel başkan yardımcısı, parti yöneticisi, trolü, aklınıza ne geliyorsa iktidara yakın isimler de dahil olmak üzere bunun üzerinden bir kampanya başlattılar. Hem o pankart üzerinden hem Rıfat Serdaroğlu'nun attığı tweet üzerinden. Sonra ne oldu? Eren Erdem dün bir paylaşım yaptı. Dedi ki ulan ahlaksız, terbiyesiz, şerefsiz Rıfat Serdaroğlu. Zerre kadar adamsan Kemal Kılıçdaroğlu'na ettiğin küfürlerden ötürü özür dilersin. Bak adamsın, sana meydan okuyorum. Seni madara edeceğim. Evladının yüzüne bakamaz hale getireceğim. O tweet'i attığın günden beri bekliyorum. Kemal Bey bugün gerekli açıklamayı yaparak senin gibi yağdanlıkların tamamını süpürüp attı. Ulan Rıfat, Kemal Bey'e hitabınla sesleniyorum. Kıçını kaldır ve karşıma çık. Senin nasıl bir rezil adam olduğunu belgeleriyle açıklamayan namussuzdur, şerefsizdir. Bunak şerefsiz. Dava aç lan bana. Adam bile değilsin sen. Dava aç ki belgeleri mahkemeye sunayım. Senin tüm şerefsizliğini belgeleyeyim dedi. Sevgili arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilliğini yapmış. 28 Mayıs seçimlerinden sonra partinin hem parti meclis üyesi hem MYK üyesi hem genel başkan yardımcısı iletişimden sorumlu. Bir isim babası yaşında bir adama oğlum diyerek, bunak diyerek küfürler etti. Rıfat Serdaroğlu'nun size attığı tweet'i gösterdim arkadaşlar. Göstereyim lütfen. Dün akşam da bunun üzerine çok konuştuk. Rıfat Serdaroğlu'nun attığı tweet bu. Küfür yok arkadaşlar. Küfür yok. Kıçını kaldır demiş. Yahu Türkiye'de çocuğunuza kıçını kaldır dersiniz. Sevgilinize kıçını kaldır dersiniz. Kocanıza dersiniz. Karınıza dersiniz. Kıçını kaldır lan şuradan da çalış hadi. Tembellik yapma anlamında bir deyimdir. Ve Türkiye'de kıçını kaldır deyimi bir hakaret ve küfür değildir arkadaşlar. Ama Eren Erdem nedense o pankartlarla beraber başka bir şeye dönüştü. Rıfat Serdaroğlu'nun jitemciliği, kontur gerillalığı, derin devleti, Sağlık Bakanlığı dönemde işkence raporları ile ilgili her şeyi gündeme başladı saymaya arkadaşlar. Ben de kendisine bir tweet attım. Eren Erdem'e. Dedim ki Eren, Rıfat Serdaroğlu ile ilgili yazdığın şeyi yanlış. Aynen şöyle. Bunları yazan 5 ay öncesine kadar CHP'de iletişimden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Küfür ettiği kişi seçimlerde Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi. Kılıçdaroğlu'nu kimse arkasından hançerlemedi. Kaybettiği seçim sonrasında istifa etmedi. Kongrede 3 seçimi üst üste kaybetti dedim. Ve Eren Erdem bana şöyle yazı yazdı. Dedi ki sen de ahlaklı durmuyorsun. Bak şimdi. Neden Rıfat'ın beyanını vermedin
Onu da versene. Kemal Bey'e kıçını kaldır ifadesini versene. Niçin vermiyorsun? Nedir problem? Verirsen bir sorun mu olur? Adamın beyanını ver. Ardından benim beyanımı ver. Kamuoyunun takdirine sun. Nedir bu diye dün akşamki olayda. Halbuki ben Rıfat Serdaroğlu'nun tweetini de ekrana verdim. Tabii Eren Erdem'i nasıl bir öfke kaplamışsa, nasıl bir kin kaplamışsa kör olmuş gözleri Eren Erdem'in. Ben de ona dedim ki Rıfat Bey'in beyanını verdik ya ekranda, okudum hem de dedim. O da dedi ki Ali abi saygı sunarım ama bir gözden getir bence. Bu şerefsizle ilgili iddialı ifadeler var haber metninde. Gerek yok, yalanlanırsın, seni severiz demiş. Ben de ona dedim ki yakışmamış Eren, yakışmamış. Rıfat Bey'in attığı tweet'i de okudum dedim. Şimdi sevgili arkadaşlar, şimdi size bir şey paylaşacağım. Hayat. Allah'ın sopası yok sevgili arkadaşlar. Allah'ın sopası yok. Şimdi Rıfat Serdaroğlu'na bunak diyen, ulan oğlum diyen, şerefsiz diyen Eren Erdem'e bu da kapak olsun sevgili arkadaşlar. Madem kontur gerilla, madem jitem, madem derin devlet, tamam, madem şerefsiz bu Rıfat Serdaroğlu, şimdi vereceğim ekrana. Hayat arkadaşlar. Sopası yok bu hayat. Biz vefalı insanlarız tarihimizde. Sayın Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasında özellikle Sayın Erdal İnönü'nün çok büyük katkısı vardır. Biz vefalı insanlarız, tarihimize sadıkız. Aynı vefayı şimdi biz Cumhurbaşkanımız olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nda göstereceğiz. Sayın Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasında özellikle Sayın Erdal İnönü'nün çok büyük katkısı vardır. Biz vefalı insanlarız, tarihimize sadıkız. Aynı vefayı şimdi biz Cumhurbaşkanımız olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nda göstereceğiz. Özellikle Sayın... Şimdi sevgili arkadaşlar, Allah'ım niye gitmiyorsun sen? Dur. Buradan silelim. Şunu kaldıralım. Allah Allah. Silmeme rağmen hala konuşuyor. Niye konuşuyor arkadaşlar? Şöyle yapalım. Şunu kaldıralım buradan. Şimdi sevgili arkadaşlar, Rıfat Serdaroğlu 14 Mayıs öncesinde gitti Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Milletvekilliği talep etmedi. Bak ben Rıfat Serdaroğlu'nun avukatı değilim. Rıfat Serdaroğlu'nun konuk aldığından biliyorum nasıl bir adam olduğunu, nasıl bir devlet adamı olduğunu, nasıl bir siyasetçi olduğunu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama Türkiye'de AK Parti iktidarı ile ilgili ve Erdoğan'la ilgili en namuslu dik duran siyasetçilerden bir tanesidir. Ve en sert muhalefet yapan isimlerden bir tanesidir. Önce onu söyleyeyim. En sert muhalefet yapan. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bakın çok net söylüyorum. 14 Mayıs öncesi gitti Kılıçdaroğlu'na. Hiçbir talep olmaksızın destek verdi. Buradan Eren Erdem'e ve Eren Erdem benzeri tüm CHP'lilere, Kılıçdaroğlu'nun kalemşörlerine ve aynı zamanda trollerine. 14 Mayıs öncesi Rıfat Serdaroğlu Kılıçdaroğlu'na destek verirken koşulsuz olarak jitemciliği, kontur gerillalığı, derin devletçiliği yoktu kardeşim. İşkenceciliği yoktu. Hiç mi utanmanız yok sizin? Hiç mi gerçekten arlanmanız yok? Adamın söylediği şu: ya ben Bergama'da, başka yerlerde, İstanbul'da ne kadarsa güçleri doğru parti olarak biz çalışıyoruz. İzmir'de, Bergama'da, Ege'nin her yerinde. Kılıçdaroğlu'na niye sen çalışmıyorsun diye sorduğu sorunun üzerinden. Ya kalk, seni seven insanlar vardır. Git oralara, o iste demesini, kıçını kaldır demesini. Niye küfür ya? Bunu nasıl küfür olarak algılarsınız ve edepsizce öyle küfürler edersiniz bir insana? Türk siyasetindeki belki yaşayan, Türk siyasetinin tecrübeli isimlerinden bir tanesine. Hiç mi gerçekten ar damarınızı mı çatlattınız ya? Ya Ekrem İmamoğlu'na seçim kaybettirmek istiyorsunuz kardeşim. Çok net söylüyorum size. Hiç öyle iki ay anlatmayın. Ekrem İmamoğlu'nun seçim kaybetmesini istiyorsunuz. Murat Kurum'un kazanmasını istiyorsunuz. Eğer bunu istemiyorsanız dünyanın en şerefsiz insanıyım ben. Bakın, en şerefsiz insanıyım. Bu kadar net açık söylüyorum burada.
Bunu anlamamak için geri zekalı olmak lazım. Ben İstanbul'da nasıl bir kampanya yürüttüklerini biliyorum. Nasıl derinden derine, yakından yakına, kulaktan kulağa kampanya yürüttüklerini şahitim, şahidi. Murat Kurum'a çalışıyorsunuz kardeşim İstanbul'da. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi'nde tekrar yönetimi ele alabilmek için. Ya hiç mi utanmanız yok sizin? Bir kongre kaybettiniz kardeşim. Kimse Kemal Kılıçdaroğlu'nu hançerlemedi. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı kongreye, aday oldu, kaybetti. İkinci turda aday oldu, kaybetti. Parti meclisinde kaybetti. 3-4 Kasım'da 3 seçim kaybetti. 14-28 Mayıs'ta 2 seçim kaybetti. Toplam 5 seçimi Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 6 ayda kaybetti arkadaşlar. 5 seçimi 6 ayda. Türkiye tarihinde yok böyle bir şey. Yapmayın ya. Yapmayın ya. Ulan insanlar CHP'li değiller. Ben hayatımda CHP'li falan olmadım kardeşim. CHP'li falan değilim. CHP'li de bir dünya görüşü falan paylaşmıyorum. Paylaşmıyorum ya. Katılmadığım bir yön düşüncesi var. Ama buna rağmen Türkiye'nin değişmesini istiyorum. Dönüşmesini istiyorum. Bu ceberit iktidarın gitmesini istiyorum. Hiç istemediğim halde, kazanamayacağına inandığım halde, bununla ilgili görüşler belirttiğim halde, Cumhuriyet Halk Parti yetkililerini uyardığım halde, gittik Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdik. Size de dedik ki oy verin kardeşim. Yani bu seçimde gitsin bu ceberit yapı Erdoğan. Bakın söylüyorum size tekrar. İnsanlar vicdanlarını yitirmişler. Kendi inanç kimlikleri üzerinden bir savunma oluşturmuş durumdalar. Ve ona karşı çıkan, itiraz eden herkesi de o inanç kimliğinin düşmanı sayıyorlar. Bana ne ya? Ben bir insanın Alevi olmasıyla, Sünni olmasıyla, Türk olmasıyla, Kürt olmasıyla, Rum olmasıyla, Ermeni olmasıyla ilgilenmiyorum arkadaşlar. Bunu hem de 10 yaşından beri ilgilenmiyorum. Bak 10 yaşından beri hiç beni ilgilendirmedi. 15 yaşında gençlik hareketlerinin içinde bulundum, devrimci mi? Orada da hiç ilgilenmedim. Sormadım da merak da etmedim. Bana ne? Ben insanların inançlarını kendilerine ait olduğunu kabul ediyorum. Onların zenginlikleri. Bana ne yani? Ve insanların inançlarıyla, etnik kimlikleriyle, dilleriyle, kültürleriyle ilgili bir sorun yaşarlarsa ben onların yanında dururum. Kim olduklarına da bakmaksızın. Demokratik haklarını savunabilecek, mücadele edebilecek bir şeyde ben ne katkı verebilirim diye bakarım. Ama yapılana bak ya. Ya hiç mi utanmıyorsunuz kardeşim? Hiç mi utanmıyorsunuz? Ve bu pankartların İstanbul'da yapıldığı için şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu pankartlar sadece İstanbul'da yapıldı. Bu kesim bundan da çıkar sağlayan sadece siz, sadece İstanbul'un kaybedilmesini istiyorsunuz beyler. İstanbul'un kaybedilmesini istiyorsunuz. Karar verin. Ekrem İmamoğlu ile ilgili nefretinizin nedeni 4 Kasım'daki genel başkanlık yarışını kaybetmesinin sorumlusu olarak Ekrem İmamoğlu'nu gördüğünüz içindir. Ve biliyorsunuz ki 1 Nisan'dan sonra 31 Mart seçimlerini Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu işte kazanır, Özgür Özel de rüştünü ispat ederse bir daha parti yönetimine gelebilme şansınızın olmadığını biliyorsunuz. Milletvekili olabilme şansınızın olmadığını biliyorsunuz. Belediye başkanı olamayacağınızı biliyorsunuz. Ve bir de en ilginci atanmış olan adamların Tunç Soyer gibi. Bak Tunç Soyer gibi atanmış adam. Kendi ilçe belediye başkanlığında atanmış. 2 defa İzmir Büyükşehir Belediye atanmış. Şimdi atanan isme itiraz ediyor. Ya sen de bir atama edin, o da bir atama. İtiraz edeceksen atama düzenine itiraz et. Atanmaya itiraz et. Oy vermeyecekmiş. Vermeyin canım. Yani vermezseniz vermeyin yani. De gidin ya. Allah'ım yarabbim. De gidin yani. Vallahi bilmiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar. Böyle gidelim. Bir anket vereyim size. Orece'nin anketi, ama Orece'nin anketine ne kadar güvenilir bilmiyorum. Önce onu söyleyeyim. Ben Orece'nin özel algı yürüttüğünü tahmin edenlerdenim. Antalya'da Muhittin Böcek 44.5 ile kazanıyor. Hakan Tütüncü 39, AK Parti kaybediyor. Şimdi başka Orece'nin anketleri var mı? Yeni bakayım. Biliyorsunuz KON'da Hakan Bayrakçı Salı ve Çarşamba günü
İstanbul'la ilgili anket sonuçlarını açıklayacaktı. Salı günü ilçeleri, çarşamba günü de İstanbul'u açıklamaktan vazgeçti arkadaşlar. Neden vazgeçti merak ediyor musunuz? Çünkü aldıkları sonuçlar kötü İstanbul'da sevgili arkadaşlar. Kötü kötü. Murat Kurum AK Parti'nin Binali Yıldırım'dan da kötü adayı. Çok net söylüyorum. Ve o açıdan durumları işte Denizli'de Cumhuriyet AK Parti adayı kazanıyor ORC'ye göre. Niğde'de MHP adayı kazanıyor. Nevşehir'de İYİ Parti adayı kazanıyor. Düzce'de AK Parti adayı kazanıyor. Yine Edirne'de İYİ Parti adayı kazanıyor. Ve tabii ne içip ne yediğine de bakmak gerekiyor ORC'nin. İstanbul'da kimi ilçeleri Refah Partisi 0 puanla yani 0-1 puanla geride olarak anket yapıyorlar ama kısacası aynen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde ve başka seçimlerde parayla algı yapanlar, özel beklentisi olup algı yapanlar bir yön anket firmaları vardı. Bu dönemde de var onu söyleyeyim. Tüm anket firmalarına güvenilir mi diye bakılacak olursa hayır güvenileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi Kayhan demiş ki Nevşehir'de sittin sana inanmam. Ben de inanmam arkadaşlar. Zeki çok teşekkür ediyorum desteğin için. Zeki Bayram. Bugün Zeki Bayram 3 tane süper sticker attı. Hatta 4 süper sticker attı. Bülent iptal ettiğimiz yayında atmıştı. Bir de katıl üyeliği hediye etti. Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Oy farkı yüksek. İmamoğlu AK Parti'ye takla attırıyor. Sevgili arkadaşlar. Bugünkü desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yayını kapamamıza rağmen, yanlışlık yapmamıza rağmen, YouTube tarafının yayının kapanmasına rağmen tekrar yayın açıp geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Akşam saat 22.30'da Haluk Canberk ve Doktor Kerem Arda ile birlikte borsa konuşacağız. Bizim kanalda borsa izleyicisi az oluyor ama borsa perşembe günleri borsa konuşuyoruz, ekonomi konuşuyoruz. 1 Nisan'dan sonra dolar ne olacak? Altın ne olacak onu konuşacağız. Yine 1 Nisan'dan sonra borsa yükselecek mi yükselmeyecek mi? Bunları konuşacağız. Beğeniler az. Evet niye beğenmiyorsunuz ya? 650 kişi izliyordu canlı yayını sevgili izleyiciler. 650 kişi de yaklaşık olarak izleyen sayısı 4000 kişi demek. Önce onu söyleyeyim. 4 ile 5000 civarında. Ve kardeşim 4-5 bin kişi izleyip de yani 200-300 beğeni olur mu? Lütfen. Yine bir şey daha söyleyeceğim. Sevgili arkadaşlar 126 bin aboneye ne kaldı hemen söyleyeyim. Sizden destek istiyorum. 67 kişi daha bugün 67 kişi daha abone olursa bugün yarın onu söyleyeyim. 126 bin aboneye çıkıyoruz. Yani son bir haftadır abone desteğiniz muhteşem. Dün 250'nin üzerinde abone geldi. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün de 67 kişiye ihtiyacımız var. Tahmin ediyorum izleyenler arasında o 67 kişi var. O sizsiniz. Abone olun. Abone olmayı bilmiyorsunuz. Çok kolay. İzlediğiniz için abone değilsiniz. Önce söyleyeyim. Bunu bilmenin yöntemi şu. Bir tane mailinizle YouTube'a abone oluyorsunuz aslında. Yani kanal açıyorsunuz. Paralı değil. Hiçbir şey ödemenize gerek yok. YouTube'a abone oluyorsunuz. Sonra da başka kanallara, istediğiniz kanallara abone olabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Başka ne var? Ali Türkiye, yurt dışına da buradan selamlar. Serdar Akınan ne atmış arkadaşlar? Hemen bir bakayım. Ah Serdar da çok özel adam arkadaşlar. Diyeceksin ki ne demek istiyorsun? Ne kadar bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Serdar Akınan da çok özel bir adam. Tamam bitiyor. Bir tanem yukarıdan Gülşah diyor ki hadi bitir programı. Bitiyor arkadaşlar. Serdar Akınan'dan gelen son tweetine bakıyorum. Ne atmış? Serdar Akınan, Sezgin Tanrıkulu'nun DEM partilerle görüştüğü, Selahattin Demirtaş'ın mektup açısından arabuluculuk yaptığı konuşuluyor. Bu seçim Türkiye'de milyonlarca insan açısından çok mühim. Fakat Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası oluşan devlet aklının nereden nereye geldiğini görmek gerekiyor demiş. Şunu söyleyelim. Serdar Akınan algı yapıyor arkadaşlar. Önce onu söyleyelim.
Selahattin Demirtaş'ın avukatları net bir şekilde Selahattin Demirtaş'ın DEM Parti'ye bir mektup yazmadığını, kamuoyuna bir mektup yazmadığını açıkladılar. Özel algı çalışması, böyle bir beklentileri var. Çünkü ne diyordu Rock? İstanbul'da DEM Partisi %9 oy alsın diyordu. %9 oyunda oy verecekmiş, bilginiz olsun. Ali abi eşler ne derse o emir demiri keser. Hayır arkadaşlar, Rudin orada, onun için bir de Okyanus ve Akdeniz Tuna Okul'dan arıyorlar. Onları almaya gideceğim. Kendinize iyi bakın. Yayını beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Akşam saat 22.30'da görüşüyoruz. Görüşmek üzere.